Pemcim, sen niye ayaktasın hala bu saatte? Bu gürültü canavarını yakalayacağız bu gece Rukiye. Ya uyku uyuyamıyorum ya. Tam dalıyorum, tam böyle derin uykuya pata 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 geçiyor ya sokakta. Ya hani bir iki gün sürer dedim. Yok, sanki adam yolun ortasına ray döşetti, her gün çalışıyor. Böyle gidiyor, geliyor. Olacak gibidir ya. Ama yakalayacağız, artık yeter. Adamın yüzünden uykuyu unuttum ya. Çok haklısın Fehmi'cim, çok haklısın. Bu Rıza başkomiser ilgileniyor ama kendisiyle değil mi? O, sen güzelce bir yat, uyu, gene bir uyumayı dene istersen. Yo, ben yakalandığını görmeden içim rahat etmez. Ha bir de adamı da merak etmeye başladım ya. Kim bu? Densiz ya. Gecenin bir saatinde pata 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 pata. İnsanın yani mahalleye bir saygısı olur, insanlara bir saygısı olur. Ayıp ya. Aa, aa, çok ayıp ya. Sami, ne oldu, yakaladılar mı? Ha, yok, herkes daha sota yatmış. Aracın gelmesini bekliyor aracım. Bu gece kurtuluruz inşallah biz. Hiç merak etme Semavişim. Bu ekipten hiç kimse kaçamaz, hiç kimse kurtulamaz. İnşallah, inşallah. Sami. Heh. Haydi sen de git yardım et. Doğruyorsun hacım, ben de gidemiyorum. Ay dur Sami, dur. Nereye gidiyorsun hayatım, herkes? Orada zaten kalabalık, gerek yok. Sen gitme bir yere. Doğru söylüyorum, ben gitmem o zaman. Oturayım. Allah Allah. Gitme tabii Sami, gitme. Niçin gidersin? Doğru söyle, ben gideyim o zaman. Sami otur, otur. Nereye gidiyorsun Sami, otur. Ben ne yapayım? Aa, bilmem ben gari, bilmem. Oturayım. Ha. Amirim, nerede kaldın bu araç? Gelmek üzeredir Beşir, gelmek üzeredir. Evet. Evet, uşaklar, haydi herkes evine. Bundan sonrası bizde, haydi. Amirim, o arkadaşı görürsek iki çift lafımız olacak, müsaadeniz olursa. Evet amirim, ya şu uykusuz gecelerimizin hesabını sormamız lazım. Beyler, beyler, ben sizin yerinize hesap soracağım, merak etmeyin, tamam mı? Tamam, en azından bir yakalandığını görelim de bir yüreğimiz serinlesin diyoruz amirim. Ahmet, serinleteceğim yüreğinizi, tamam. Ben serinleteceğim. Selahattin, bizim zamanlamamız doğru mu? Doğru amirim. 4-5 gündür bu saatlerde geçiyormuş. Fehmi abi öyle dedi. Efendim, Fethiciğimin söylediği her sözün altına muhtarlık mührümü basarım yani. Levent, o çekirdek nedir elinde oğlum ya? Bak, konsantrasyonu bozuluyor burada benim. Kaldır o çekirdeği. Özür dilerim amirim ya. Evet. Evet, evet. Bu araba çok mu gürültü yapıyor ya? Amirim, gürültü az kalır. Ortalığı inletiyor. Amirim, her gece mahallede silahlı satışma varmış gibi hissediniz. Behuzar olduk ya. Ya şimdi amirim, benim kulaklar da hassas ya. Ya inan, her gece acı çekiyorum ya. Ah, evet doğru ya. Sorma Ferit. Olan sana oluyor bu durum. Evet. Ya biz de geçen gün deprem oluyor diye çoluk çocuk aşağı indik, iyi mi? Tam yakalayalım diye aşağı iniyoruz, sokağa fırlıyoruz. Yer yarılıyor, yok oluyor adam, ortada yok yani. Fehmi'yi uyutuyoruz, saatler sürüyor bebek Fehmi'yi. Egzoz bir geçiyor, pat 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 çocuk uyanıyor. Ondan sonra sabaha kadar uyutmak için uğraş dur amirim. Gelici, elektrikle çalışan arabalar olacak. Hele bunun ağzına, hele sıfatına, hele söylediğini size. Ya elektrikli araba mı çalışır ya? He? Çalışır tabii ya, oyuncak arabalar var ya. Ya diyelim çalıştı, he? Diyelim çalıştı. Elektrik birisinden elektrik almak için kilometrelerce kablo lazım ya. Ben size bir şey söyleyeyim kardeşim. Bence gidemez, yolda kalır o. Kalmaz. Gün gelecek, güçlü kuvvetli piller olacak. O pillerle arabalar sessiz sedasız gidecek. Basri abi, istersen akşam oldu. Sen yavaş yavaş eve git. Hatta bu topraklarda dünyanın en iyi elektrikli arabaları üretilecek. Ya, ya he, 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 tamam. Anladık. Anladık Basri, tamam. Bir de senden uğraşmayalım. Gözünü seveyim ya. Evet. Ne diyorduk biz? Bak çok gürültü oluyormuş. Mahalleli bundan rahatsız oluyor Selahattin. Bu değil mi? Bu insanın sosyal hayatını da etkiler.
Günlük hayatınızı geçiriyor bunlar. Uykusuz aç kalırsınız. Yemeden içmeden kesilir insan ya. Yok ya. Amirim acıktıysan hemen mangalı yakayım ya. Lafım olur biliyorsun ya. Bahtiyar, ha şimdi mangalın sırası mı? Ya abi aslında ben acıktım. Mangalı yaksak fena olmaz. Ya hele Sinan sen bir sus hele. Hele bir sus ya. Aklın fikrin yemekte kardeşim ya. Zeynel. Ha, amirim. Zeynel o elindeki nedir Zeynel? Süpürge amirim. Geldi o koptuğuna indireceğim. Zeynel. Amirim. Bak bağırtma beni bırak onu elinden. Biz varız burada. Aman ha. Amirim bu iş bu gece biter mi ya? Biter. İnşallah bitecek. Noktayı koyacağız bu gece. O uşağı arabasıyla beraber içinde kıskıvrak yakalayacağız. Amirim bir ara sesi geliyor sanki ya. Öyle mi ha? Dikkat! Yerinize, yerinize. Amirim yanlış alarm. Yerinize, bunda ses yok. Yerinize, yanlış alarm. Evet, yanlış alarm. Olabilir, böyle şeyler olabilir uşaklar. Demek ki ne oldu? Olta yosuna takıldı. Ama bu akşam o balığı canlı canlı yakalayacağım, haberiniz olsun. Hadi inşallah. O kadar heveslendim ki bu araba olsun diye. Gelseydi. Amirim, şimdi bu gelmesi gereken saati hemen hemen 2 saat geçti, gelmedi. Yok. Belli oldu. Bu adamın geleceği yok bu gece. Hadi hepinize iyi akşamlar. Yengeniz bekler. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mustafa. İyi akşamlar. 4-5 gece üst üste sen geç. Bizim gecemizi zehir et. Bu gece de gelmeyeceği tuttu arabaya. Şansa bak ya. Öyle işte. Ya Ahmet düşünüyorum da böyle masayı, sandalyeyi toplasak bir araya. Yola bir barikat mı kursak abi? Araba gelse tak kalsa orada. Sabahtan gelse çut diye enseden yakalasak. Abi senin kafa bu ağ atmaya gitmişti yani tamam da bu araba bu abi balık değil ki yani. Baktı engel var takar geri vitese başka yoldan gider İdris abi. Doğru. Amirim biz şimdi boşuna mı beklemiş olduk? Boşuna beklemedik. Böyle bir şey olmaz. Boşuna beklemek diye bir şey yok. Bu işler böyledir. Bu işler sabır gerektirir. Sabırla bekleyeceksin. Bugün geçmedi belki yarın gece geçecek. Olmadı sonraki gece geçecek. Bir şekilde muhakkak geçecek bu araba buradan öyle değil mi? Sabırla. Teyakkuzda olmak lazım. Bu iş böyledir. Hiç unutmam, hatırlıyorum bir keresinde bir suçluyu yakalamak için 1 ay peşinden koşmuştum. 1 ay. Her gece nöbetteydim. Her gece. Sonra ne oldu? Kelepçeyi taktı koydu. Helal olsun be. Amirim başladığı işi asla bırakmaz ya. Sonuna kadar uğraşır. Ondan hiç şüphemiz yok Selahattin komiserim. Diyorum ki saatte bayağı oldu. Acaba yavaş yavaş evleri mi dağıtsak? Ne dersiniz? Tamam Seher biz gidin. Gidin ben burada bekleyeceğim. Ya Bekir amirim operasyona son verdi. Duymadın mı? He? Amirim operasyona son verdi. Evet evet uşaklar. İyi tarafından bakın. Burada beklemek yok. İyi tarafından bakın. Ne oldu? Bu gece gürültü yok. Evinize gidin. Mişil mişil uyuyun. Mişil mişil. Neydi onu? Doğrusu neydi? Mişil mişil. Mişil mişil. Mışıl mışıl. Mışıl mışıl. Mışıl mışıl uyuyun. Doğru söylüyorsunuz amirim. Haksınız beyler. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Bekle beni. Bekle beni. Verin güle güle verin. Hadi eyvallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cümleden iyi akşamlar herkese. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Biz de girelim içeri toparlanalım. Beyler burada bekleme yapmayın. Hadi ben acıttım. Hayırlı akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Uşaklar haydi. Haydi. Ya kardeş bir şey diyeceğim size. Ben çok acıktım ya. Bir çorba mı istek lan? Ya benim bildiğim bir yer var. Ben de çok acıktım. Gidelim orada içe. Ben de geliyorum o zaman tamam, sizinle. Tamam, hadi kalk. Hadi. Hadi. Ben sen de gel. Yok abi ben eve gideyim. Abi görüşürüz. İyi akşamlar abi. Hadi iyi akşamlar. Buradan buradan. Eyvallah. Eyvallah. Hadi oğlum görüşürüz. Hadi oğlum. Abi görüşürüz. Evet bu ne? Baba. 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 Hadi hadi uyan uyan kalk kendine gel. Biz de gidelim eve. Yakaladık mı? Nerede o saygısız? Yok baba, ne yakalaması? Geçmedi buradan. Bekledik, o kadar yok. Biraz daha bekleyelim oğlum, biraz daha bekleyelim. Babacığım, gerek yok. Bak, herkes gitti, biz kaldık. Geçmeyecek bugün belli ki. Hadi biz gidelim, yatalım. Bugün bize gider. Tamam baba. Thank you.
geldi. Paha geldi. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Baba, gidiyor beyler. Gidiyor he. Selahattin, Selahattin. Dur, dur, dur. Şimdi alır mı? Dur, koşarım ben. Beni bekle. Nerede ya? Kıl payı kaçırdık ya. Kıl payı kaçırdık. Kıl payı. 5 dakika daha bekleseydik yakalamıştık abirim ya. Ben söyledim bekleyelim dedim ama kimse beni dinlemiyor ki. Avucumuzun içinden fırt diye kaçırdık ya. Tamam sakin, sakin. Bunun yarını da var. Yarın sonuna kadar bekleyeceğiz. Nerede? Kaçırdık mı? Kaçtı ama. Eksozdan yine uyanmıştır şimdi. Ben izninizi rica edeyim Fok'tan. Hadi. Cümlete iyi akşamlar. Hadi hayırlı akşamlar. Ne oldu ya? Ne oldu? Yakaladık mı? Yakaladık mı? Yakaladık mı? Sizin bu hızınızla yakalamamız mümkün mü acaba? Adam kasarlı kaç dakika oldu, siz hala olay yerine yeni teşrif ediyorsunuz. Aa bak kaçırdık. Hadi dönelim abi çorbacı hadi. Canım abi. Maalesef yakalayamadık. Kaçtı adam ya. Karanlıkta izini kaybettirdi. Evet olsun. Tamam. Sakin. Sakin. Beyler başınızı dik tutun. Umutsuzluğa yer yok. Yarın sabaha kadar bekleyeceğiz. En sesine yapacağız ağzım. Ben gidiyorum. Hadi. Su verseydin bu bana. Böyle bir şey var. Kır payı kaçır. Ağzından kır bir. Su ver. Bütün su ellerine sağlık anneciğim. Ellerin dert görmesin. Yok kuzum benim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ahmetciğim. Anneciğim. Şimdi babana söyledim de çok oralı olmadı. Ne? Şimdi bu Nazlı ile Niyazi ev bakıyorlar ya. Ha, bakıyorlar anne evet. Şimdi ben diyorum ki bu tutacakları ev bize yakın olsun. Sen Niyazi ile bu konuyu bir konuşsan. Anneciğim. Ben ne karışırım onların nerede oturduğundan yani. Ben ne diyeceğim eşek kadar adama ya, ne diyeceğim ben? Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Sen onların abisisin. Gayet de güzel konuşabilirsin. Misal buldular diyelim bir ev, diyeceksin ki ay kardeşim bu daha yakın olsun, annemlere yakın olsun falan diyeceksin böyle tatlı tatlı. Anneciğim bırak. Kim nerede oturmak istiyorsa orada otursun olur mu? Karışmayalım biz. Ay. Ay Allah'ım, bir insan bu kadar mı babasına benzer, ha? Yaşın büyüdükçe babana benziyorsun. Böyle hık demiş, burnundan düşmüş derler ya işte buyur. O da böyle dedi. Tamam ben karışmıyorum zaten, istedikleri yerde otursunlar. Ama bize yakın olsalar daha iyi olmaz mı? Bu ev dediğin dört duvar değil mi kardeşim? Ha orada olmuş, ha burada olmuş, ne fark eder yani? Bak siz yakın oturuyorsunuz, kötü mü oldu, ha? Ha dediğinden hemen birbirimize gidip gelebiliyoruz. Değil mi? Bak ya, ya işte gördün mü? Hem bu Ahmetciğim Allah korusun da kötü günlerde düşünmek lazım. Şimdi kötü günlerde ne olabilir? Bir yangın olabilir, bir hırsızlık olabilir, efendim hastalık olabilir. Bugünlerde sen abileri olarak hop diye onların yanına kızı zamanda ulaşmalısın. Ya ulaşamasan Allah korusun uzakta olsalar? Aslında doğru söylüyorsun anne. Haklısın. Değil mi? Tamam o zaman ben Niyazi ile bir konuşayım. Hah. Ah be canım benim ya. Ay çok teşekkür ederim. Anneciğim ben ufaktan kaçayım gideyim ben. Acık uyusaydın. Öyle gitseydi bak gözünden uyku akıyor. Yok yok. Yok. İşimin başına gideyim ben. Tamam. İşimin başına gideyim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Baba. Hop. Ah canım benim. Uyuyamadı ki doğru düzgün Ahmetciğim. Araba bir geçti pat pat pat. Gene ayaklandı. Ha, ben çıkıyorum. Sen Gülden'e çıktığımı söylersin. Tamam canım. Hadi hayırlı işler. Hadi. Sağ ol anneciğim. Sağ ol anneciğim. Hadi görüşürüz. Emciğim. Emciğim. Hadi kalk yerine yat canım benim. Burada böyle boynun ağrıyacak. Yok, uyuyakalmışım ya. Bak gelen geçen yok, ses soluk yok. Git güzel güzel uyu biraz, hadi. Yok yok, sabah uykusu beni, dengemi bozuyor benim ya. Ay, sen merak etme bak, bu gece hiçbir şey duymayacaksın. Nasıl duyulmaz ya Rukiye? İnsanın sağır olması lazım duymamak için. Şöyle yapacağız. Güzelce böyle pamuk tıkayacağız tamam mı kulaklarına? İster gelsin, ister geçsin. Hiçbir şey duymayacaksın o pamuklarla.
Yok ya, pamuk falan fayda etmez ya. Gecenin köründe pat 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 bam bam dan dun 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 geçiyorlar ya. Olacak hiç değil. Ya sanki kafamın içine biri girmiş davul çalıyormuş gibi ya. Yok ya, olmaz. Ona ne uyku kalıyor, öyle bir şey. Yani bu pamukla falan olacak hiç değil. Ne bileyim, Ahmet yakalarız bu gece diyor ama. İnşallah yakalarlar ya. Ya bir şey değil. Ben ya her seferinde çatışma oluyor zannediyorum. Fırlıyorum yataktan ya. Ya katlanılacak şey, insanın biraz saygısı olur etrafa ya. Çevreye saygısı, çevreye saygı çok önemli. Çok doğru Fehmi, çok haklısın. Ay bir de insan geçmişi hatırlıyor, doğru. Ay canım, Gülden'cim uyudu mu çocuklar? Ay. Ay uyutana kadar vallahi akla karıyı seçtim. Ya gece uyanıyorlar ya, şimdi uyumak bilmiyorlar. Bütün dengeleri bozuldu. Ya çoluk çocuk genç yaşta herkesin dengesi bozuldu ya. Olacak şey. Bütün mahalleliği kısır döngüye soktular ya. Olacak şey. Kırıldım Perihan'cığım. Kırıldım. Yani şurada kaç yıldır yüz yüze bakıyoruz. Niye önce beni gözden çıkarıyor bunlar? Neden önce ben kovuluyorum acaba? Öyle düşünme ama şimdi Yıldız'cığım. Yani Nazlı da rahatsız olmuştur bu durumdan. Hem seninki kovulmak değil ki. Şirketin durumu ortada. Öyle de yani şimdi. Bak Rukiye ablaya da kırgınım ben. Bana önceden bir çıtlasaydı böyle hoş mu oldu? Aa dur Yıldız'cığım, Rukiye ablanın ne suçu var? Ne yapsın kadın lütfen? Olsun, ben Rukiye ablaya da kırgınım. Bana önceden çıtlatsaydı ben kendimi hazırlardım. Yok, yok. Olmazdı Yıldız. Yani kızının işlerine karışması hiç hoş olmazdı. Nazlıcığım. Efendim anne. Canım benim. Hiç doğru düzgün bir şey yemedin de. Diyorum ki şunları böyle koysam, şöyle burada yavaş yavaş atıştırsan, ha? Anneciğim çok zahmet etmişsin ama gerçekten canım hiçbir şey istemiyor. Yok öyle canım istemiyor falan yok. Güzel güzel bunlardan böyle hem çalışırken değil mi? Konuştun mu Yıldız ablanla? Ha, denedim ama konuşmuyor benimle anne. Konuşacak. Konuşacak yani değil mi sonuçta konuşacak. Üzme kendini sen ne yapalım? Hayır üzülüyorum yani tekrar tekrar anlattım ben durumu. Hı. Ama yani tabii ki çok üzgün kadın, ne yapsın? Haklı yani. Haklı. Şimdi şok oldu bir de. Hı-hı. Hiç beklemiyordu ya böyle bir şey, şok oldu. Bir de Nazlı çok severek yapıyordu işini. Ya. Değil ama mi? Çok da iyi yapıyordu işini. Değil mi? Ama işte yani anlatıyorum ya, şirketin durumundan kaynaklı. Yani Yıldız ablayla ilgili bir durum yok aslında. Hayır ulaşamıyorum. Ulaşsam böyle biraz daha gönlünü almaya çalışacağım ama sabahtan beri ulaşamıyorum ya. Sen şimdi bak tam evlilik arifesinde hiç böyle şeylerle kendini üzme, beni de üzme. Bunlardan küçük küçük ye, tamam mı? Hiç kolay değil anne. Değil, biliyorum. Tamam. Hilmi abi, ben şimdi vekaleti de aldım abi. Evrak işlerini ben hallederim, sen hiç merak etme. İçini de ferah tut. Sağ olasın. Ya Nevzat'cığım ben ödemeyeceğim demiyorum, ödeyeceğim. Ama işler biraz bozuk bu arada. Bana biraz zaman tanısınlar, o kadar yani. Tamam abi, ben hallederim ya. Evet. Sen bunları düşünme. Evet. Merak etme. Nevzat'cığım, sana da borçlandık ama ödeyeceğim, merak etme. Aa, duymamış olayım Hilmi abi. Gerçi ben genelde emekçinin yanında olurdum ama ilk defa bir patrona da yardım ediyorum ya. Ben de değişiyorum demek ki. Duymamış olayım, borcun falan yok. Ben böyle bir şey duymadım ya. Hilmi abicim, sen de bu kadar sıkma canını. Bak, eski şirketin de bu konuma sen getirmişsin zaten. Tabii tabii ya. Ben de bizim Yıldız'dan çok duydum. Nereden almış, nereye getirmiş şirket, helal olsun. Mesut kusura bakma, Yıldız'ı da işten çıkarmak zorunda kaldık ama malum yani durumlar. Hoppala, laf mı şimdi sizinkisi Hilmi Bey? Olur mu öyle şey? Ne kusura bakması ya? Durum zaten ortada. Vallahi yani bu işin de değerini bilemedik yani. Çok hata yaptım ben şirkette, çok hata ya. Ya Hilmi abicim, tecrübe etmişsin işte bak, hatalarından ders çıkarmışsın. Bir daha yapmazsın. Aa, çok büyük ders aldım. Yani bu iş bana çok büyük ders oldu biliyor musun? Daha yapmam o hatayı, yapmam. Öf yeter artık ya. Bu kasvetli hava dağılsın ya beyler. Dağılsın şöyle abi. Şöyle çay içelim, keyfimiz yerine gelsin, güzelleşelim. Eyvallah be abi, yapıştır. Daha size en büyük kıyamı yapmadım, şimdi yapıyorum. Cemal, gel oğlum buraya. Bizim ocağın altında şey var ya, nevale, kap getir onu. Hemen usta. Boyoz mu yoksa Mesut abi? Ayağını çek.
Tam üstüne bastı. Nimet oğlum, kaldı ayağını. Tabii tabii. Bizim Buca'da benim ilkokul arkadaşım var, Cankuş. Selami. O yolladı, sağ olsun. Böyle şimdi onu var ya, büyüyeceğiz, bir götüreceğiz var ya. Oo, geldi, bayramı geldi. Gönder, gönder. Kaynamış yumurtaları da getir şu çantana şöyle. Sana abi de bir ısıttırsak mı ya? Kaynananı seviyormuş ha. Aç onu, aç, aç. Ben bak. Oo, güzel. Bak, 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 bak. Bak, Nevzat Efendi. Bak, İzmir'den gelmiş. Oğlum, çayları da tazele. Vay, vay, vay. Hilmi Bey, buyurun, buyurun. Vallahi bu boyozun yerine hiçbir şey çıkmaz. Gel, gel, gel. Gel oğlum, gel. Beyler, gelmişsiniz boyoz. Ben böyle bir boyoz yemedim ya. Muhteşem, muhteşem. Yemene imkan yok. Yani bir dakika, yumurtalar gelmeden bitti mi ya bu? Hadi oğlum. Ya şu iki ilan bana çok uygun gibi geldi Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi, şu iki ilan diyorum abi ya. Yani bana uygun gibi geldi diyorum. Sen ne diyorsun? Benle mi oturacaksın sen Niyazi? Nazlı'yla oturacaksın ya. Al Nazlı'yı git, hangi evlerse işte onları dolaş. İçinize hangisi siniyorsa tutun, gidin orada oturun Niyazi. Haklısın Ahmet abi. Kaloriferle tut kalorifer Niyazi, rahat edersin. Evet, ağzın bal yesin Mahmut'cum. Mahmut doğru söylüyor. Yani sen git kaloriferle ev tut, sobayla uğraşma, çok zor. Ya Aret abi, dediğin lafa bak ya. Ya sobalı ev gibisi var mı? Ben kaloriferli evde oturdum. Sobalının tadı başka abi. Sobada kuzine olacak ama. Yemeğini pişireceksin, patates gözleyeceksin. Of of. Ya sen bakma bunlara ya. Onun isi var, pisi var, kömürü var, bacasını temizlemesi var, borusunu temizlemesi var. Uğraşılmaz. Salonda yakarsın, mutfağa gidersin, banyoya gidersin, buz gibi. Yani evin yarısı yazı yaşar, yarısı kışı yaşar. Çok zor ya, sen kaloriferli tut. Bana her şeyi de ama soba çok zor değil mi abi? Soba gibisi yok. Var mı abi? Yok. Butik doğru söylüyor. Soba gibisi yok. Ya bir de kışın kestaneleri çizersin, o sobanın üstüne koyarsın. Böyle çıtırdamaya başlar. Ya. Ne demişler? Kestane kebap, yemeğini döverler. E bir de bu mandalina böyle portakal kabuğunu koyuyorsun üstüne. Bir güzel kokuyor, bir güzel kokuyor. Of. Sen bunlara bak abi, boş ver. Bir de hanımlara soralım istersen. Ferhan Hanım, siz neyi tercih ederdiniz? Hanımlar her zaman temizlik ve rahatlık açısından kaloriferli evi tercih ederiz tabii. Yalnız soba bütün aileyi bir arada tutar. Herkes onun başında toplanır. Bütün aileyi ısıtır, yemeğini pişirir. Soba inanılmaz bir şeydi. Yani Gülden'in ikna olacağını bilsem ben hiç üşenmem. Yarın taşınırım sobalara. Yarın. Tabii ya. O zaman biz sobalı tutalım. Ahmet abi ne dersin? Sobalı tutma Niyazi. Ama önce Nazlı'yla konuş. Nazlı'yı ikna ediyorsan sobalı. Olur mu? Tabii tabii. Haklısın abi. Allah Allah. Ne yani? Elinizden mi kaçtı gitti adam şimdi amirim? Ya gitti, gitti tabii Sami, gitti. Bütün gece bekledik adamı. Gelmedi. Dedi ki bu saatten sonra gelmez. Geleceği tuttu. Amirim, isterseniz birkaç polis arabasıyla yolları kapatalım ya. Selahattin, dev bir suç örgütünün peşindeymişiz gibi davranmana gerek yok. Alt tarafı gürültü yapan bir arabayı yakalayacağız. Bunun için devletin polislerini, polis arabalarını meşgul edemeyiz. Tabii canım, haklısınız ya. Biz de varız değil mi? Değil mi arkadaşım? Yani. Bahtiyar, siz de varsınız, eksik olmayın ama siz evinizde huzurlu oturun. Huzur ve güven ortamını ayarlamak bizim işimiz. Ama amirim, o adama iki çift laf etmek de hakkımız yani. Selahattin, bu konuda başka şikayetler olmuş mu? Olmuş amirim. Aşağı mahalleden iki kişi daha gelip şikayet etmiş. Aynı araç mı? Görünüşe göre öyle amirim. Yani şikayetler benzerlik gösteriyor. Evet. 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 Okul yolu sokak. Diğer taraftan gireriz. Oraları da kapatmak lazım. Selahattin, şu mevkileri gürültü yapan bir araç girdiği zaman onun önünü kesiyorsunuz. Onu aşağı indiriyorsunuz. Emredersiniz abi. Aşağı indiriyorsunuz derken yanlış bir şey yapmayın sakın. Oo, buyurun, buyurun, buyurun beni kardeş. Beni Aret Bey gönderdi. Kim efendim? Aret Bey. Buyurun efendim. Öve öve bitiremedi kebaplarınızı. Ya kardeş, doğru adrese geldin. Bak, sen de benim kebabımı ye, öve öve bitiremeyeceksin değil mi? Gel, buyur, gel. Bana müsaade et. Aynen. Kolay gelsin. Alo. Sibel Hanım. Benim bu malzemeleri almam lazım. Onun için para verir misiniz? Vereyim. Heh, tamam. Al bakalım. Aa, ama bu az. Yani bu malzemeleri ben
Hepsini alamam yani. Yarısını bile alamam. Yettiği kadarını al Şahinci. Yettiği kadar da orada para var, ben görüyorum. Tamam, daha fazla para veremem. O paraya da konulmayacak. Bu ne kadar yetiyorsa o kadarını al Şahinci. Ama malzemelerin hepsini almamız lazım, yoksa işler aksar. İyi de yani ihtiyacımız oldukça gidip alır geliriz yani. Böyle önceden almanın, toplu toplu almanın bir anlamı yok ki yani Elvancığım. Yeni bir çalışma düzeni getirmemiz gerekiyor. Tamam, getirmemiz gerekiyor da ben de malzemeler eksik olduğu zaman böyle git gel git gel alamam ki, hava da sıcak yani. Burama kadar geldi. Orana kadar geldi Şahin'cim ama yani depoya bir kontrol ettim. Daha önceden toplu toplu almışsınız maşallah, ne arasanız var. Tarihi geçen mi desen, kullanılmayıp çöpe atılan malzemeler mi desen. Yani olmaz. Artık ihtiyacımız neyse ona göre alacağız. Yeni bir düzen bu. Bence bir yanlışınız var Sibel Hanım. Çünkü biz hayatta öyle bir şey yapmayız bu dükkanda. Yani tek bir ürünü bile israf etmeyiz, öyle değil mi Şahin? Evet, etmeyiz. Ben gördüğümü söyledim. Öyle oğlum. Allah, parçalar mis gibi oldu kızım. Hı? Şöyle şey yapayım. Sıcak ama dikkat et. Babacığım. Bizim büyük bir sorunumuz var. Sorun mu? Evet, sorun. Ne oldu? Hem de çok büyük. Burada malzemeler var ya usta. Ve? Ben bunları alacağım da. Evet. Sibel Hanım para vermiyor. Sibel, neden para vermiyor? Hayatım, yeni bir çalışma düzeni getirmeye çalışıyorum. Öyle toplu toplu alıp, öyle depoda çürüyüp, bozulup atacağımıza... ihtiyacımız olduğu zaman gidip alıp gelelim diyorum. Aa, bu da doğru. Evet. Malzeme çok olursa o zaman zarar ederiz. Doğru, haklı. Tamam da... Tamam, tamam. Attı Sibel, attı. Hadi bakalım kirpi. Ne yapayım şimdi? Hadi bakalım. Yalnız Ahmet abi bak, ben şu evi çok beğendim abi. Bakar mısın? Bak ne diyor. Üç oda bir salon. Bak kaloriferli. Abi içi tertemiz, pırıl pırıl. Yepyeni diyor. Yani öyle yazıyor burada. Ben bir gidip baksam mı abi ya, ne dersin? Valla kulağa hoş geliyor yani. İçi de temiz, öyle tadilat istemiyorsa. Hele boyası da varsa Nazlı'nın itiraz edeceğini zannetmiyorum ama şöyle yap istersen. Sen bir git bak. Tamam. Şartları bir konuş. Baktın oluyor böyle, aklına yatıyor. Nazlı'yı alırsın, bir daha gidersiniz. Beğenirseniz de tutarsınız. Tamam abi, ben baştan alayım Nazlı'yı ya. Hemen gidelim. Hani Nazlı beğendiyse de bir an önce tutalım abi, kaçmasın. Ya helal, helal Niyazi abi gerçekten. Zaten ondan sonrası kolay. En zoru karar vermek abi. Doğru. Doğru. Niyazi, bu evin yeri nerede? Ya abi şimdi ev... biraz uzak ama çok güzel ya. Artık uzak muzak idare edeceğiz. Ev de önemli değil. Önemli olan içindeki huzur Niyazi abi. Huzur olacak. Ya ne güzel söyledin abi. Haklısın ya Levent kardeş. Çok haklısın. Kötü günler de düşünmek lazım şimdi. Kötü günler de abileri olarak hop diye onların yanına kısa zamanda ulaşmalısın. Ya ulaşamasan Allah korusun, uzakta olsalar? O zaman ben Niyazi, buyur abi. Şey diyeceğim ya, yani bana düşmez de. Estağfurullah abi, ne demek? Acaba diyorum böyle bize yakın buralardan bir ev mi baksanız diyorum. Neden abi? Yani dünyanın bin türlü hali var. Hani yakında olursanız size yardım etme şansımız daha fazla olur diye. Ha, çok sağ ol abi ya, çok düşüncelisin. Ya biz de baktık aslında bu civarlarda da. Ha. Ya buralardaki kiralık evler pek içimize sinmedi be Ahmet abi. Dert ettiğin şeye bak ya, biz ne güne duruyoruz ya. Tabii. El birliğiyle biz orayı çiçek gibi yaparız yani. Tabii. He? Sen öyle diyorsan abi tabii ki yani. Estağfurullah yani, yine siz bilirsiniz de hani. Yok. Tamam. Buralarda olun. Buralarda olun. Tamam abi, sen öyle diyorsan. O zaman sen hazır elinde de kalem varken şu uzaktaki evler var ya orada. Evet abi. Onları ufaktan ufaktan çiz. Üstünü ver. Evet, evet, üstünü çiziyorum. Uzaktakileri çiz. Çiziyorum abi. Çiz. Yakındakiler kalıyor. Evet, evet. Tamam abi ya, sen nasıl istersen abi çiz. İyi günler efendim, iyi günler. Yine bekleriz her zaman. Sağ olun. İyi günler. Bir sosyete yiyelim mi Acar abla? Yiyelim kız, acıktım. Hanımlar, eğer acıktıysanız şayet... şurada çınar ağacının arkasında köşede kebapçı var, meşhur kebapçı. Çok lezzetlidir gerçekten, tavsiye ederim, bir deneyin. Siz öyle diyorsanız kebap yiyelim o zaman Aret Bey. Tabii pişman olmazsınız. Afiyet olsun, afiyet olsun. Babacığım, acaba siz böyle
bir saat içeride kestirseniz mi daha iyi hissedersiniz kendinizi? Bak ne kadar doğru söylüyor şu kız. Evet Fehmiciğim, bir uyusan. Beni dinlemiyorsun ki sen. Evet ya, ben gideyim biraz uyuyayım ya. Çok uyusam iyi olacak, evet. Güzel güzel Dilan. Zaten bu akşam yakılacaklar bu gece. O arabayı rahat rahat uyursun artık inşallah. Evet ya, gideyim uyuyayım zaten. Torunlar uyuyor, ben uyuyayım. Ev uyku evine döndü ya. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ha. Ben bakarım, dur dur. Tamam canım. Aa, hoş geldin sen. Merhabalar, merhabalar. Nasılsın Fethi'ciğim? Kötüyüm, çok kötüyüm. Uykum var. Uyumaya gidiyorum. Sana ihtiyacım var. Sonra uyursun. Gel şöyle oturalım ha. Yok yok, şimdi tam böyle uyku bastırdı. Hiç gerek yok, ben bir uyuyayım. Ya uyku bu yine bastırır. Ben biliyorum uykuyu, tanıyorum. Çünkü kendim her gün uyuyorum, oradan tanıyorum yani. Ne kadar komik oldu değil mi? Uykuyu biliyorum dedim, her gün uyuyorum dedim. Evet. Ben bir kahve alabilir miyim? Hatta iki tane olsun, karşılıklı höpürdetelim. Nasıl höpürdetelim dedim, o da komik. Çok. Hadi, hadi, hadi otur. Allah aşkına. Geç, geç şöyle. Geç, 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 geç. Geç, otur şöyle, gel. Selamlar. Hoş geldiniz. Oh. Ay. Ay. Sade içerim, ben onu söylemedim ya. Öyle mi? Evet. Size sağ olun. Yok yok Perihan, öyle olmuyor işte, senin dediğin gibi olmuyor. Hayır, bana bir şey olmaz. Onlar kendileri kaybettiler. Aa, ama Yıldız sen ne kadar büyütüyorsun bu durumu. Komşusunuz siz, birbirinizin yüzüne bakıp duruyorsunuz. Böyle kırgınlıklar hiç yakışmıyor. Üf, ne bileyim Perihan'cığım, sen de haklısın şimdi ya. Üf. Yıldız, sen ne yapıyorsun gene burada? Ne yapacağım kocacığım? Ben her zamanki gibi burada sohbet ediyorum arkadaşımla. Yine elbise falan almıyorsun değil mi? Öf Mesut, nereden çıkarıyorsun elbiseyi Allah aşkına ya? Tek derdim o sanki şimdi. Butikte olmandan olabilir mi? Bak kızım, zaten işten kovuldun. Borç harç falan yapayım deme ha. Mesut, kovulmadım ben, tamam mı? Şirket battı. Bağırma bana, bağırma. Şirket batmışmış. Adamlar sabah konuşuyorlardı, sıfırdan çalışmalara başlamışlar. Kahvede muhabbet ediyorlardı, duydum. Ne? Tabii. Gördün mü Perihan bak? Beni bırakıp yollarda bunlar devam ediyorlar. Demek ki neymiş, ben kızmakta haklıymışım yani. Ya Mesut ya, söylenecek laf mı şimdi bu? Ya ne dedim ben ya? Kovulmuş dedim. Ah, tamam anneciğim, tamam. Hadi görüşürüz. Böyle bir sıcak yok. Böyle bir sıcak yok. Sibel Hanım, fiş buyurun. Ya Elvan Hanım ya, Sibel Hanım'ın verdiği parayla ancak bunları alabildim. Yani. Çok eksik var. Ne diyeyim Şahin? Ne demek ne diyeyim ya? Bir şey değil, lütfen de. Ne? Geçen sen de yemek yaptın ya. Beni sürekli böyle git dedin gel dedin, gittim geldim, gittim geldim. Sürekli malzeme eksik dedin. Yine malzeme eksik diye gittim geldim ya. Ben neyim ya? Ben çırak mıyım ya? Ben usta yarısıyım, usta. Ya Şahin'cim ya, evimize misafir gelecekti. Şimdi onunla bunun ne alakası var? Ne yapayım? Ne yapayım? Ha? Geldim keyfi kafa. Ver bakalım oradan çörek otunu, hemen aç bana. Çörek atı yok. Yok mu? Evet yok, alamadım çünkü para yetmedi. Aa, yani ilk çörek otunu alsaydın Şahin'cim. Ne yapacağım ben şimdi, bana hemen açık lazım o çörek otu. Ay merak etme hayatım, sen Şahin bir koşu gidip alır gelir. Aa, yeter ya, Şahin gider alır gelir. Ne bir koşu alacağım, 10 koşu, 5 koşu oluyor ya. Yoruldum ben, usta yarısıyım ben, nereye gidiyorum? Öyle Şahin'cim ne yapacaksın? İşte akılsız başın ceremesine ayaklar çekermiş, değil mi? İlk çörek otunu alsaydın bak, bir daha gitmek zorunda kalmayacaktın. Ama yani sürekli git. Babacığım, al bakayım. Ben diyorum ki şimdi Şahin gidecek ya çörek otunu almaya, diğer eksikleri de alsın bence. Evet bence de, diğer eksikleri alayım bence de yani. Çünkü sürekli git gel falan olmuyor. Yok yani hayatım, ihtiyacımız oldukça gidip alır gelir. Yani şimdi çörek otunu halletsin, sonrasına bakarız değil mi? Haklı, sigara haklı. Hadi bakalım. Hadi hemen aç, git gel. Hadi. Ama... Hadi, hadi. Bekliyorum ben açtığını. Hadi. Bir şey unutma. Bilmiyorum. Kızım, Yıldız. Bak benim asfalyalarımı attırma ha. Benim de aramı bozacaksın.
Hiç insan insana küser mi be? Küser Mesut. Sen olsan su bile vermezdin bunlara. Saçmalar lan, seçmeler. Laflara bak. Kızım bak, Nazlı sabah kahveyi aradı. Belli ki çok üzülmüş kızcağız. Aa bak Yıldız, demek ki sana ulaşmaya çalışıyor. Aa, aslında ben Nazlı'yı çok severim, iyi kızdır. Tabii, bak o da sana değer veriyor belli ki. Ya, ya. Şimdi bizim Yıldız ilk defa kovulduğu için biraz etkilendi tabii. Yani kovulmak demeyelim ona Mesut. Ne diyelim ya, bayağı kovuldu işte. Yani buna kovulmak denebilir. Evet evet, kesin kovuldu ya. Böyle denilebilir yani. Evet ya, evet doğru. Ben kovuldum. Hem de sessiz sedasız, hiç bana haber vermeden beni böyle temiz kovdular. Bir de abla kardeş olacağız ya. Yani Mesut, inanamıyorum sana ha. Tamam tamam ya, beni lafa tutmayın. Benim işim gücüm var. Ben Yıldız gibi boş gezenin boş kalfası mıyım? Allah Allah. Sakin ol, sakin. Dur ben bir bakayım, benim alıyorum. Bak canım bak. Rukiye Hanım. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok teşekkür ederim. Afiyet bal şeker olsun. Ne demek? Aa Seyfi. Bir eksik yok ya. Her şey tamam. Ay içim rahatladı. Bir yanlışlık var diye çok korkuyordum. Yok yok. Her şey düzgün. Tamamdır yani. Hadi bakalım. Sen kahveni de içtin. Sen yoluna, ben uykuma. Aa, ne diyorum biliyor musun? Aklıma ne geldi? Belediyeye beraber gidelim mi? Yok yok ya, benim uykum var, gidip uyuyacağım ya. Allah Allah, ya uyursun tamam, ne oluyor ya bu uyku uyku. Yani gelince uyursun, beni bırakma şimdi, ihtiyacım var sana gerçekten. Ben... Seyfi Bey, çok yorgun uykusu da var ya Fehmiciğimin, çok ısrar etmesek. Ay yok, ısrar etme efendim, benim hakikaten öyle bir kesinlikle ısrar etme durumum olmaz yani. Hadi gidelim Fethi, lütfen. Ya Seyfi, uykum var diyorum, gidip yatacağım ya, Allah Allah. Bırakmam seni. Anca beraber, kanca beraber. Hem bak çocuk uyandı. Inga inga, sesler uyuyamazsın. Hadi iki dakika gidelim gelelim ha. İyi tamam, hadi gidelim ya. Ay gerçekten var ya, iyi günde de kötü günde de Fethi hep yanındadır efendim. Benimciğim dikkat et bari kendine. Ya dikkat ederim ya. Artık yanımda Seyfi varken ne kadar dikkat edersem o kadar dikkat edeceğim ya. Ya dikkat edelim. Efendim. Saygılar, hürmetler. Efendim. Ha. Tabii tabii, çağırıyorum hemen. Çağırıyorum. Nazlı. Nazlı. Efendim anne. Mesut. Mesut abi de arıyor. Dur. Alo. Efendim Mesut abi. Ha, tamam tamam. Geliyorum hemen, tamam. Ya çiğ de yenir yemlesin ama ya. Acı kaşlarsan daha güzel olur. Çok sağ olun efendim. Mideme dokun. Yani tekrar bekleriz gerçekten. Kolay gelsin. Çok mersi efendim. Çok teşekkür ederiz. Oo Bahtiyar. Hadi yeni yesin. İşler çok güzel bugün. Hele Mustafa sen bir sus be. Maşallah dediğin üç gün yaşamıyor kardeş. Nereden duyup gelmişler Bahtiyar? O Adil abi, Aret abi iyi çalışıyor ya. Hep müşteri topluyor. Öyle mi? Abi, tabii. Sanki biz çalışmıyoruz ha. Allah Allah. Abi ben öyle bir şey söylemek istemedim. Ben Aret abiye anlatıyorum. Neymiş, alınganlık yapma boşu boşuna ya. Yani helal olsun ortağım. Ortaklık dediğin böyle olur işte, değil mi? Ya abartmayın kardeşim, Allah Allah. Dükkana altın almaya gelen müşteriye açsanız kebapçıya gidin diyormuş. Ya kardeşim, benim kebabım güzel olmazsa o dediğinin anlamı olur mu ha? Olmaz. Niye? Bahtiyar'ın kebabı güzel. Allah Allah. Yıldız abla dur, dur. Lütfen gitme. Ne olur konuşalım. Lütfen gitme. Aa! Bak, şimdi aklıma geldi. İki dakika dükkana bakın, tamam mı? Ben hemen geliyorum. Yıldız ablacığım, bak bana kırıldığının ben farkındayım. Gerçekten çok özür dilerim. Ama ben de ilk defa böyle bir şey yaşıyorum hayatımda. İlk defa böyle bir durumdayım, inan bana. Tamam da Nazlıcığım, keşke bana önceden haber verseydin. E doğru, evet doğru söylüyorsun ama veremezdim. Neden biliyor musun? Çünkü dedim ki işler düzelebilir dedim. Ha düzelirse o zaman hiç gerek kalmayacaktı yani. Tekrar başlamışsınız şimdi ama çalışmaya. Ha başladık. Ay başladık da şimdi bizim tabii şirket zor durumda biliyorsun. Yani eskisi gibi olmamız için zamana ihtiyacımız var. Hatta ya ben bile maaş almıyorum yani. Ya
Nazlı, ben çok mu başarısızdım? Hayır. Ya hiç başarısız değildi. Ya hatta gerçekten beni çok da şaşırttın yani. Hiç de beklemiyordum. Çok başarılıydın. Gerçekten ama işte kısmet yani şirketin durumuyla ilgili kısmet diyorum. Yıldız abla bir şey söyleyeceğim. Sen sakın çalışmayı bırakma olur mu? Gerçekten söylüyorum bunu. Çalışmaya devam et çünkü çok güzel yapıyorsun işini. Ama bana da gönül koyma ne olur. Bir kırgınlık, dargınlık böyle olsun istemiyorum ben ya. Tamam Nazlıcığım, ben de biraz büyüttüm galiba. Ya. Barıştık mı? Barıştık. Yok kırgınlık, dargınlık. Yok. Ay tamam o zaman. Ay, çok sevindim. Ay çok rahatladım gerçekten. Ya Nazlı. Bir şey soracağım. Sor. Kaç gündür soramıyorum da. Nasıl gidiyor Niyazi ile? Anlatsana biraz, çıtlatsana. Yıldız abla ya. Anlat kız baba, merak ettim. Kaç gündür görmüyorum ya seni. Merakımdan çatlıyorum, anlat. Sen var ya. Elvan Hanım ya, çok yoruldum gerçekten. Belediye otobüsüne döndüm. Git gel, git gel. Rahat 2 kilo verdim. Ben anlamıyorum. Niye bizim işimize burnunu sokuyor ki? Her şeyde, her şeyde, her şeyde. Hah. Hoş geldin be. Ya sen bu pudra şeker ne azalmışsın? Ben nasıl yapacağım o kurabiyeleri? Yetmez ki o. Azaldım tabii. Neden azaldım acaba? Neden azaldım? Çünkü o kadar yetti. Para yoktu yani. Tamam da ben nasıl yapacağım şimdi bu kurabiyeleri? Tatsız tozsuz olur bu az pudrayla. Hadi Şahin, al parayı. Hemen koş bir tane. Al gel pudra şeker. Hadi. Şu anda daha yeni oturdum, mahvoldum. Bacaklar falan yok. Ya ama babacığım bu böyle olmaz ki. Bizim bütün düzenimiz bozuldu. Yani Elvancığım yani yeni bir düzen tabii. Yani böyle alışamamak çok normal. Ama alışacaksınız, siz de alışacaksınız. Ama bu alışacağımız bir çalışma düzeni değil ki. Echt ya, Erol Taş babası abi, böyle çalışma düzeni olmaz. Evet, sürekli bir eksiğimiz var. Sen söyle Samicim, sen söyle hayatım. Yani sizin eski çalışma düzeninizle mi çalışalım, yoksa benim getirdiğim yeni düzenle mi çalışalım? Sen ver kararını hayatım. Evet babacığım, sen ver kararını. Evet Hulusi Kentmen baba, acı bana ne olur ya. Elvan'ım yemek yapıyor, ben gidiyorum. Gidiyorum geliyorum, gidiyorum geliyorum. Sibel Cici anne böyle bir çalışma düzeni bulmuş. Acısını benden çıkartıyor. Mahvoldum ya, mahvoldum. Ben usta yarısıyım, çırak değilim. Evet Sami'cim. Cevabını bekliyoruz. Buyurun efendim. Efendim eğer karnınız açsa, iyice doyurmak istiyorsanız köşede kebapçı var. Oraya gidebilirsiniz. Öyle gidip de büfelerde şey yapmayın yani. Geçiştirmeyin, doyurmayın karnınızı. Aslında haklısınız Zaret Bey. Biz en iyisi sizin dediğiniz gibi yapalım. İyi, tamam. Bahtiyar Usta vardır orada. Bahtiyar Usta'ya selamımı söyleyin. Hem size güzellik yapsın hem de sizinle ilgilensin. Çok teşekkürler, sağ olun. Rica ederim. Afiyet olsun. Anne, ben sosyete yemek istiyorum. Buyurun efendim. Yer şişman, yemeyen pişman. Hazırlayayım mı bir sosyete? Yok, çok teşekkürler. Boş ver şimdi sosyeteyi. Bak kebapçıya gidiyoruz. Çok güzelmiş. Maşallah, maşallah. İşler bu ara bayağı yoğun ahbarik. Ha, ya malum düğün mevsimi ya, bizim işler biraz böyle yoğun oluyor. O mevsimin yansımaları keşke bizde de olsa. Yaprak kıpırdamıyor. Kıpırdar, kıpırdar. Biraz sabır, kıpırdar. Aret abi, yaptığın yakışıyor mu insan? Tamam, Mahmut şu. Ne oldu ya? Mahmut niye sinirlendi? Ne yaptığımı çok iyi biliyorsun. Tamam sen. Mahmut, ne tamam. Ne yapmışım tamam, ben ya? Tamam ya, tamam, tamam. Beyler bir oturalım, konuşalım. Gel bir otur. Yok abi, ne oturacağım bununla ya? Aa, nasıl konuşuyorsun sen ya bununla falan? Ben de oturmuyorum arkadaşım. Dur bir. Oh, o kadar sevindim ki barışmanıza. Evet, ben de çok sevindim anne. Ah, ah canım benim. Ev işini ne yaptınız? Onu Niyazi ilgileniyor o konuyla. Ha. Bir tane. Hı? Lütfen Niyazi'nin her bulduğu eve hemen he deme, tamam mı? Lütfen içine Sinan bir ev olsun. Yani benim için 4 duvar olsun yeterli Güldancığım. Bir de bize yakın olsun mümkünse. En güzeli o çünkü. Hı. Ha babam. Hoş geldin Fehmiciğim. Hoş geldin babacığım. Hoş geldiniz babacığım. Gel bakalım. Ne yaptınız bakalım? Halledebildiniz mi işleri? Ya hallettik, halletmesine de. Benim gitmeme hiç gerek yokmuş. Ya Zeyfi'nin iş güzelliği işte. Ay Allah, görüyor musun? Gel canım gel. Ya
Yok ben... Ama bir şey söyleyeceğim baba. İyi oldu bence. Neden biliyor musun? İyi ki gittin böyle bir hava falan aldın. Ya hava almasını aldım da uykum vardı ama ya. Ya belediyede neredeyse yatacak yer baktım kendime ya. Ah canım, çok haklısın. Tam güzel güzel uyu şimdi, rahat rahat. Evet, evet, sen yatağa işte, ben de gideyim biraz uyuyayım ya. Tamam canım, tamam. Hemen gelin. Hemen. Hadi kalk. Merhaba, nasılsınız? Gel çocuğum ya. Müsaadenizle girebilirim değil mi? Rahatsız etmiyorum. Tabii ki, tabii ki. Çok güzel haberlerim var. Size ailecek çok keyif alacaksınız. Siz ben daha sonra anlatırlar bana. Olmaz olmaz, ha, hayatta bırakmam ne olur. Yani ben sizin de dinlemenizi çok istiyorum ya. Rica ediyorum, siz de bizimle. Evet. Ne oldu Niyazi? Ev konusunda harika gelişmeler var Nazlı. Tam 3 tane ev buldum. Ay hadi maşallah, hadi maşallah. Şöyle geçiyorum müsaadenizle. Geç sağ olun. Nerede bu evler tam olarak? Ya biz şimdi Ahmet abiyle de oturduk böyle. Fikir teatisi yaptık, konuştuk. Evet. Dedik ki, yani bu civarlarda olsun, yakınlarda olsun. Bravo, çok güzel. Tamam ama illa yakınlarda olacak diye de Nazlı'nın içine sinmeyen bir ev olmasın. Yani güzel bir ev olsun. Siner, siner canım. Yakın olursa daha çok siner. Tamam, o zaman ben hemen size birinci evden başlayayım anlatmaya. Efendim? Evet, evet. Evler çok güzel, evler çok güzel, evet. Anlatayım, daha da beğeneceksiniz. Evet, şimdi, evet. Şimdi birinci evimiz hemen 2 sokak aşağıda. Bak şimdi ben şimdiden çok beğendim. Durun, durun, daha içine girmedik. İçini anlatayım, daha çok beğeneceksiniz. Evet. Şimdi 2 sokak aşağıda, hemen 3 oda bir salon, kaloriferli. Duvarlar yeni boyanmış, ev sahibi daha yeni boyatmış. Mutfak dolapları da sıfır, gıcır gıcır, yani ilk biz açacağız. Hani derler ya, yani bugün kirala yarın taşın. Tertemiz ev, masrafsız. Yani ben çok beğendim. Çok güzel. Evet, şimdi güzel. O zaman ben ikinci eve de geçeyim ama evet, hepsini bir anlatayım evet. İstiyorum. Efendim, efendim. Ev çok güzel ya. Güzel, güzel. Çok güzel ev, dikkat ettim. Çok güzel ev. Evet, şimdi ikinciyi anlatayım ben o zaman. Şimdi ikincisi aşağı mahallede. Ama hiç sorun değil, ben bizzat yürüdüm. Geldim, yürüme mesafesi 10 dakika. 10 dakika hiçbir şey değil. Aman ne olacak 10 dakika? 10 dakika. Şimdi burası şimdi burada 3+1 ama bu mutfak biraz küçük burada. Fakat yani düşündüm baktım ben bize yeter. Mutfak küçük ama bir balkon var. Yani anlatamam. Yani at koştur içinde. Salon kadar balkon yapmış adam. Şimdi burası da kaloriferli. Yani ben tercih ettim kaloriferliyi. Bilmiyorum yani hani Nazlı içinde daha uygun olur diye düşündüm. Hani sobayla falan uğraşmayalım hiç. Tabii yani uygun değil mi senin içinde kalorifer olması? Ne diyorsun Nazlıcığım? Olur olur, uygun. Ah, sevindim, tamam. Yani kaloriferli burası da güzel. Ben üçüncüyü de anlatayım size. Efendim? Ev çok güzel ya. Çok, çok güzel bir. Bu da güzel değil mi? Bu, evet, evet. Bu şu anlattığın çok güzel. Evet. Evet. Bilmem. Ben o zaman üçüncüyü de bir anlatayım. Üçünü bir arada bir değerlendirelim. Şimdi bu, hani arka mahallede market var. Alt kat köşede. O marketin hemen üstü. Yani alt katı market. Yani burası da 3+1+2. Yani 2 tane balkon yapmış adam. Balkonlardan birini de kapamış üstünü. Hani yazlık kışlık gibi düşün yani. 12 ay balkon keyfi yapabiliyorsunuz. Ah. Tertemiz ev. Orayı da ben beğendim. Ah. Efendim? Evet. Evler çok iyi ya. Dikkat ettim. Evler çok iyi. Fakat tabii yani Nazlı'yla siz oturacaksınız elinde sonunda. Hangi oturacağınız eve siz karar vereceksiniz. Nazlı, yavrum sen ne diyorsun? Babacığım işte yani benim için böyle 4 duvar olsun yeterli. Fark etmez benim için. Yani Niyazi hangisini istiyorsan sen onu tutabilirsin. Fark etmez. Ya istiyorsan beraber bir gidip bak. Nazlı ne oldu? Ben... Hayır, ben yanlış bir şey mi söyledim? Yanlış bir şey söyledim, ben de bakacağım. Ne oldu, bir hata falan mı yaptın? Yok yok, hata ne kelime. Ne güzel de çalışmışsın dersini. Sağ ol. Bravo vallahi. Dedeciğim, sağ olun yani. Çok da beğendim o. Biraz şey değil mi? Evet. Biraz şey ya. İşten kaynaklanan. Evet, evet. İşte işsel sıkıntılar falan da var. İşte hepsi üst üste geldi. Ondan o. Tabii tabii. Anladım, anladım. Hay Allah ya. Evet. Ama yani evler güzel. Çok. Evet. Bravo. Diyence şöyle olmalı. Evet babacığım. Evet Hulusi Kentmen baba. Hadi bir şey söyle. Evet Sami'cim, seni bekliyoruz. Şimdi Mavşim, sen pastanızı daha iyi yerlere gelmesi için uğraşıyorsun. Onun farkındayım. Ama şimdi bizim alışık olduğumuz bir yöntem var. Senin bizi
uygulamaya çalıştığın o yol bizim bütün düzenimizi alt üst etti. Ya bizim yolumuz alışık olduğumuz başka bir yol var, bir düzen var yani. Yani. Anladım Sami'cim. Anladım. Ben sizin düzeninizi bozmayayım. Ama yolunuz da yol değil. Ben onu da söylemiş olayım. Şibet, ya nereye? Bak Şibet. Sağ ol. Ha. Gitti. Gitti. Bence en doğru kararı verdin babacığım. Hulusi Kentmen babam benim ya. Bizim yolumuz yol. Asıl yol bu yol. Oh be. Rahatladım ha. Hakikaten şu anda iştahla çalışabilirim ben. Ben kendi müşterilerime, kendi ortağı olduğum dükkana yani kebap yemeleri için yönlendiriyorum yani. Ne var bunda ki? Ben anlamadım. İyi de abi, insanlar bana gelmek istiyorlar. Sen gidiyorsun kebapçıya yönlendiriyorsun. Hoş değil abi bu ya. Bir dakika abi, konuşuyoruz burada ya. Hani yakışıyor mu bize yani? Yakışıyor mu? Evet vallahi Ahmet abi haklı ha. Pire için yorgan yakmayın arkadaşlar ya. Yetmeyin böyle, ayıp. Bak Barık, Mahmut, abiler, herkes kendi rızkını yer. Ustacığım, senin bu Mahmut'a gelmek isteyen müşterileri kebapçıya yönlendirmen kusura bakma ama hiç hoş olmadı yani. Ahmetciğim, yani benim kötü bir niyetim yok ki. Ben sadece insanlar oraya gitsin, dükkan dönsün diye şey yaptım yani. İyi niyetinden bir şüphemiz yok Ahbarek, değil mi Mahmut? He? Yani biz kebapçıyı kâra geçirmek istediğini biliyoruz. Bunu da anlıyoruz. Mahmutçum, Baret Usta senin büyüğün. Karşı komşun. Sen de gidip onunla güzelce konuşabilirdin böyle birdenbire dayılanman. Kusura bakma, o da hiç hoş olmadı yani. Abi ben böyle bir anda duyunca hakim olamadım. Celallendim işte. He, yani. Celallendin evet. Mahmutçum, ah Barik. Burada yüz yüze bakıyoruz. Hepimiz esnafız. Böyle küçücük şeylerden böyle yangınlar çıkacaksa... Oho! Kapatalım dükkanları, gidelim abi biz. Mahmutcuğum, kusura bakma. Yani gerçekten niyetim senin dükkanına zarar vermek değildi. Abi sen kusura bakma ya. Özür dilerim yani. Ne olacak, sorun değil. O zaman sen bize birer tane sosyete yapsan, ben parası mukabilinde hani desem arkadaşlara ısmarlamış olayım. Olur mu abi, ben ısmarlarım ya. Ay yok yok, yok. Ben şunu yiyeceğim ya. Tamam. Ciğerini yiyin abi. İkişer tane yeriz ya. Yeriz. İkişer tane yeriz, tamam. Hani bir de limon, limon olsun. Gel gel. Evet ya. Ya tamam, limonu ben öderim ya. Benim limonlar da benden olsun. Evet, Selahattin. Herkes yerini aldı mı? Merak etmeyin amirim, herkes yerinde. İyi. Son kontrolünü de yap. Emredersiniz abi. Evet. Amirim, ben diyorum ki arabayı yakaladığımızda böyle parçalara ayıralım. Nasıl olur? Bak ya. İdris, istersen arabayı yakaladığımız zaman arabayı mahallenin ortasına götürelim. Burada yakalım onu, ne dersin? La ilahe illallah ya. La ilahe illallah ya. Böyle iş mi olur? Saçmalamayın. Uşaklar bakın. Bu gürültü canavarını yakalayacağız. Gürültü canavarı yakalandıktan sonra da gerekli birimlere teslim edeceğiz. Yanlış bir durum olursa aman ha, olmaz. Aman. Siz hiç merak etmeyin amirim. Biz sadece hani gözlem amaçlı buradayız. Heh, bir ses duydum amirim, bir ses duydum. Geliyor galiba. Ben bir ses duyamıyorum Ferit, ses yok. Var amirim. Amirim Hanos geldi. Araç bu tarafa doğru geliyormuş. Doğru Ferit, doğru duymuş. Evet. Herkes yerini alsın. Siz karşılayın. Beyler, hiç kimse karışmıyor. Tamam, tamam. Yerlerinizi alın. Amirim, ben ne tarafa geçeceğim efendim? Şey abi, sen hiçbir yere geçme. Sen olduğun yerde kal, bak başına bir şey gelecek sonra. Herkes yerinde kalsın. Ses geliyor Ruhiye. Başka bunu geliyorlar ya. Hah! Ay hadi inşallah bitsin bu çile artık be Fehmi'ciğim. İyi, kaldır eli yukarı. Silahı sağa çürün, sağa çürün. Yakalandılar, yakalandılar. Hay, hadi şükürler olsun, gözün aydın. Ne oluyor amirim, hayırdır? Bir hata mı yaptık? Işıkta falan mı geçtik, ne yaptık?
Oh be, arabayı durdurdular nihayet, yakaladılar yani. Oh, çok şükür ya Rabbi, çok şükür. Oh, nihayet rahat bir şekilde uyuyacağız yani. Evet, doğru söylüyorsun hayatım. Rahat uyuyacağız artık. Rahat uyuyacağız. Sen şu nüfus cüzdanı ver bakayım. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya her gece her gece ya? Mahalleyi ayağa kaldırıyorsun. Uyku uyutmadın ya. Pat 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 pat. Ne yapıyorsun sen ya? Neden ya? Ne yaptım ben şimdi? Benim suçum günahım ne? Abicim, senin suçun bu arabanın gürültü çıkarıyor olması. Bir haftadır gecenin bir köründe abi hepimizi uyandırıyorsun ya. Amirim, efendim ben şikayetçiyim. Lütfen tutuklar mısınız? Seyfi abi, Seyfi abi bir sakin olalım. Lütfen rica ediyorum sana bir sakin olalım. Evet. Abi asıl ben bu arabadan şikayetçiyim. Ama bu araba olmadan da kursağımızdan bir lokmacık bir şey geçmez. Ya birader, abici misin sen ya? Senin yüzünden her gece yataktan fırlıyoruz be. Allah Allah, ayıp denen de bir şey var. Ben de bıktım be ya, ben de bıktım. Ama bak, siz 5 dakika dinliyorsunuz, bana bir dünya laf söylediniz. Ben bütün gün bu arabanın tepeciğindeyim. Akşama kadar kafacığım şişer. Eve gittiğimde bütün gece beynimin içinde trompetler çalar. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Nasıl ne yapayım ya? Arabanın egzozunu yaptırsana kardeşim o zaman. Evet. Yaptır, sen de kurtul. Biz de rahat edelim biraz, değil mi kardeşim? Tamam be ya, biliyorum egzoz patlak da. Ben nasıl yaptırayım onu? Kazandığım para anca boğazcığımıza yeter. Evde var 4 çocuk. Ah paracığım olsa yaptırmaz mıyım? Hemencik yaptırırım ama yok işte. Nasıl yani? Sen şimdi arabanın paran olmadığı için mi yaptıramıyorsun? Aynen öyle dediğin gibi amirim. Valla hepinizden özür dilerim. Ama bu araba olmasa da bitmişiz biz. Amirim, gözünü seveyim, sen de arabayı bağlamaya falan kalkmayasın. Vallahi çoluk çocuk aç kalır, perişan oluruz biz. Kuşaklar. Gelin bakayım. Abi ben lan bir gelin bakayım. Sen orada dur. Gelin bakayım şu. Sağ ol komiserim. Kuşaklar. Bir adam zor da gördünüz. Evet. Şöyle bir şey yapabiliriz amirim. Yani biz teklif etsek kabul edeceğini hiç zannetmiyorum ama siz teklif ederseniz herhalde kabul eder. Biz 3-5 ne varsa bir şeyler toplayalım, bu adamcağız da arabasını yaptırsın. Yazıktır, günahtır. Ona da yazık, bize de yazık. Doğru. Vallahi Ahmet doğru söylüyor kardeşim. Bunun başka çözümü yok o zaman. Evet, evet bence de doğru söyledi Ahmet. O zaman şu kadar yapacak bir şey yok. Şimdi herkes gönlünden ne koparsa haydi bakalım pamuk eller cepleri. Hadi beyler. Atık sen. Hadi 3-5 lira var. Amirim kim topluyor paraları? Bana ver bana. Allah amirim, helali hoş olsun. Ben de şu kadar. Amirim ben de şunu vereyim. Amirim ben de şunu. Amirim şunu da amirim. Hayır tamam. Amirim bizim tamam, kiraya yerine. Bıçıkla bir sessiz yapın bu işi, sessiz yapın. Bıçık. Amirim şunu da alın. Senin adına da ben veriyorum. İdris. Bıçık adına bu da. Helal olsun. Allah razı olsun. Bıçık tamam. Tamam. Allah razı olsun. Tamam abi. Tamam ver. Hadi bakalım. Hadi. Amirim ben de. Mesut gel. Sağ ol uşaklar. Hadi gidelim buraya. Hadi. Buyurun. Buyurun. Eyvallah. Kardeşim bak şimdi başka zaman olsa sen arabanı bağlardım. Seni de doğru nezarete atardım. Ama komiserim yapmayın. Benim sözümü kesme. Benim sözümü kesme. Lütfen. Evet. Ne diyorduk? Başka zaman olsa seni nezarete alırım ama atmıyorum şimdi. Bak bu parayı al. Arkadaşlar kendi aralarında bir çözüm ürettiler. Mahalleli sağ olsun. Sen şimdi bu parayı... Hayatta olmaz komiserim. Ben öyle şey kabul edemem. Şimdi hayatta olmaz diye bir şey yok. Ben sana bir şey söylüyorum bak. Bu parayı al. Arabanı yaptır. Bu pataküte sesleri bitsin. Tamam mı? Yoksa arabanı bağla. Anlaşıldı mı? Ha, öyle mi diyorsun amirim? Tamam be, madem sen öyle diyorsun. Egzozcuyu yaptırayım o zaman ben amirim. Hı, güzel, tamam. Al bu parayı. Yarın doğru sanayiye gidiyorsun. Arabanı yaptırıyorsun, bu pataküte sesleri bitiyor. Rahatlıyoruz, tamam mı? Emredersin amirim. Haydi bakalım. Arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun. Allah ne muratçınızı varsa versin. Hadi selamet de. Yaptır. Sen şu karbüratör ayarını da yaptır. Sentesi de bozulmuş. Ya bu araba gidene kadar da... Geldi, gidiyoruz karmakarışık yollarda. Hüzünden, mutluluktan de bana yapmışız yeni.
tutunmuşuz geçmişin kanatlarına.